Herkese merhabalar, ben Motorhane, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün motorcuların demirbaşı olan bir intercomla birlikteyiz. Kanya 6100 ile birlikteyiz. Bilen bilir, Kanya Master'ın ürünleri bayağı bu aralar popüler ve hepimiz bir yerde Kanya Master'ın ürünlerini kullanıyoruz. Ben de Kanya 6100'ü çok severek kullandım ve çok da önerdiğim için aslında dedim ki küçük bir fikrimi paylaşayım. Çünkü yorumlarda ve mesajlarda benim fikrimi soruyorsunuz. Ben de şöyle kutusunu aldım geldim. Çünkü kendisi hala hazırda kaskımda takılı şu an. Kendisini hala hazırda kullanıyorum. Çok güzel bir kutulamayla geliyor Kanya 6100. Kutusu sert bir hardcase çantayla geliyor. Böyle mıknatıslı, kaliteli bir kutusu var. İçinde normalde çantasıyla intercomu var. Intercom mikrofonları, bağlantı aparatları ve nasıl bağlayacağınıza dair kullanma kılavuzlarıyla geliyor. Ben kendim kullandığım için şu an hali hazırda. O yüzden çantası yok. Çantasında kendime küçük bir Icepro çantası yaptım. Çizilmesin vesaire diye. Onu onun için kullanıyorum. Çantasını çok severek kullanıyorum çünkü. Ve de başlayalım bakalım. 6100'ün genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Nelerini seviyorum, nelerini sevmiyorum. Yani sevmediğim çok fazla bir özelliği yok ama yine de böyle sizden geri dönüşlere göre sizin de aslında videoda sorularınızı cevaplamak da istiyorum bir noktada. Kanya 6100'ün iki tane farklı bağlantı aparatıyla geliyor. Bir tanesi kıstırmalı mandallı aparat, diğerisiyle yapışkanlı aparatıyla birlikte. Benim yan tarafları çok kalın olduğu için bu kısma sokamadık. İntercomu ya çok öne takmam gerekiyordu ya çok aşırı geriye takmam gerekiyordu. Yani elimin ulaşabileceği bir noktaya geldiği zaman da mandallı aparatını kullanamadığımdan dolayı kaskıma yapıştırarak kullandım. Kanya 6100'ün birkaç farklı renk seçeneği var ama ben bu rengini daha çok seviyorum. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi şarj süresinin inanılmaz uzun gitmesi. Yani normalde kutuda ne diyor? 54 saat batarya ömrü yazıyor kutunun yanında. 54 saat değil bu arada. Daha fazla. Vallahi ben bayağı 3 ay 5 ay neyse hiç şarj etmiyorum. Bu kutuda ne söyleniyorsa bence yanlış yazmışlar. Daha fazla gidiyor. Kutuyu şöyle elimden bırakayım. Çok fazla uzun gidiyor şarjı. 54 saat fazlaysa yani ben daha fazla gidiyorum. Bende daha fazla gidiyor ve şöyle de yani sen çok kullanmıyorsundur falan değil. Biz uzun yola gidiyoruz. Ben bunu açık bırakıyorum. Gittiğim yerde böyle saatlerce o intercom açık kalıyor falan. Bitiremiyoruz şarjı. Şarj süresinden çok memnunum. Çünkü bazı farklı marka ve muadillerde bir hafta gitmiyormuş şarj süresi. O yüzden şarj süresi bakımından Kanya 6100 çok başarılı. Grup bağlantısı için de çok güzel. Grup bağlantı moduna getirdikten sonra zaten kutudaki adımları izlerseniz işte basılı tutuyorsunuz. Önce bir kişiye bağlanıyor sonra ikinci, üçüncü derken kaç kişi bağlanmak istiyorsanız grup intercom modundan bağlantısı yapabiliyorsunuz. Biz yol sürüşlerine ben çok keyif alıyorum grup sürüşü yaparken intercom kullanmayı ve konuşmayı çok seviyorum. Aa şuna bak, aa buna bak, yolda da şu varmış, bu da bu varmış, burada gidelim mi, burada kalalım mı, duralım mı gibi karşılıklı diyalog halinde olduğunuz zaman motor sürmenin keyfi bir başka oluyor. Motordan aldığınız keyfi de katlıyor bence. Grup bağlantı özelliği o yüzden çok başarılı. Kanya 2200'e sadece ikimiz bağlanabiliyorduk. Böyle arkadaşlarımıza da bağlanabiliriz. Benim kaskımda da var kızımın. Onunla bile yolda konuşuyoruz. Arada onunla motora bindiriyoruz. O da böyle bıcır bıcır bize şarkılar falan söylüyor. Şöyle de tatlı bir özelliği var. Belki bilen bilir. Bilmeyenler için onu da söyleyeyim. Bir kere telefonunuza bağlanıyor Bluetooth özelliğiyle. Sonrasında her seferinde kaskınızı, intercomunuzu açtığınız zaman tekrar bağlantı yapmanıza gerek kalmıyor. Bir kere telefonunuza bağlantı yapmanız yeterli. Bluetooth'u açık olduğu zaman otomatik olarak kendisi bağlanıyor. Biz ne yapıyoruz? Bir kere grup bağlantısı yaptık aile içinde. 3 tane intercomun cebimizde. Bir kere bağlantı yaptık. Hepimiz intercomumuzu açıyoruz. Bir kere açma kapama tuşuna bir kere basıyoruz. Dıt diyor. Sonra zaten birkaç saniye sonra intercom bağlanmış oluyor. Bluetooth özelliği arka planda kalıyor ve intercom özelliği aktif oluyor. Ama bazı intercomlarda şöyle bir dezavantajı var bunun. Intercom modu açık olduğu zaman Bluetooth modunu komple ekarde ediyor. Arka planda da bırakmıyor. Komple özelliği kapatıyor intercom modundan çıkana kadar. Yani telefon çağrısı alamıyorsunuz. Kanya 6100'de sevdiğim özelliklerden bir tanesi siz intercom modunda açık olsa da telefon çağrısı alabiliyorsunuz. Yani ben arkadaşımla konuşuyorum. Arkadan bir çağrı geldi. Çağrıyı da konuştum işte telefonda. Kim aradı? Eşim aradı, annem aradı, babam aradı. Konuştum. Sonrasında telefonu kapattığım anda tekrar intercom modu otomatik olarak aktif oluyor. O da sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Yolda gidiyoruz. Ben müzik açtım. Eşim müzik açtı. Karşılıklı müziğimizi dinliyoruz. Telefonumuza bağlandık. Ama intercom bağlantımız zaten ilk başta yaptığımız için müziğimizi dinliyoruz.
Ne yapıyoruz? Müziğimizi değiştirmek istiyoruz. Ortada bir çark var. Çarkı çevirerek istediğimiz müziği açabiliyoruz. Böyle geriye doğru basılı tuttuğumuz zaman da müziğimizin sesini açıp kapatabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Tamam, müziğimizi dinledik. Dedik ki şuradaki benzinlikte duralım, mola verelim, dinlenelim. Ben çok yoruldum. Bunu nasıl söylersiniz? Hemen ikimiz bağlanıyoruz ya, birimizin sadece açma kapama tuşuna bir kere basması yeterli müzik modundayken, yani Bluetooth modundayken. Bir kere bastıktan sonra otomatik olarak intercom moduna geçiyor. Benzinliğe girelim, duralım, mola verelim diyorsunuz. Benzinliğe girdiniz. Intercom modundan tekrar müzik moduna geçmek istiyorsunuz. Arka planda müziğiniz çalıyor. Yani ikinizin de müziği çalıyorsa, bunlar ondan bahsediyorum. İkiniz de müziğinize geri dönmek istiyorsunuz. Yola çıkıyorsunuz. Sadece yine gruptan birisinin açma kapama tuşuna bir kere basması yeterli oluyor. Tekrardan müziğe geri dönmek için müziğiniz o an aktifse ve Bluetooth bağlantınız devam ediyorsa. Yani bu şeyleri de kaçırmayın. İkiniz de karşılıklı müzik dinliyorsanız ve intercom'a zaten ilk başta grup bağlantısı, karşılıklı bağlantınızı yaptıysanız bunları kaçırmayalım. Ses için de şöyle bir şey söyleyeceğim. 100 km, 120 km üzerine çıktığımda ben bu intercom'dan verim alamıyorum diyenler var. Onda da şunu söyleyebilirim. Aksis kaskım var benim. Aksis kaskımda da intercom takılı. Abi dışarıdan o kadar çok gürültü alıyor ki. Hani 50-60 kilometreye gidince ben kendi sesimi duymuyorum kaskın içinde. O zaman ne oluyor? Intercom'un sesini de zaten duymakta zorlanıyorsunuz. Genel olarak zaten hoparlör bağlantıları ve kulaklık bağlantıları çok başarılı. Direkt kulağınızın olduğu yerde bir de kaskınızın içerisinde intercom girişi varsa bile S2 aldığınız zaman bile artık intercom yuvalara hazır bir şekilde alıyorsun. Ya da kask olacaksanız bu özelliğine dikkat edersiniz. Direkt o yuvalara geçiriyorsunuz. O yuvalarda direkt sizin kulağınızın olduğu noktaya denk geliyor. Yani kulaklıkla kulaklarınızı kapatmış gibi oluyorsunuz. Ama ben dışarıdaki yine almam gereken yoldaki sesleri almaya devam ediyorum. Onda bir problem yaşamıyorum. Bu da kaskın izolasyonuyla alakalı bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Yani ben mesela 160'lara, 180'lere çıktığımda bile hala daha birbirimizi net bir şekilde duyabiliyoruz. O da kaskın izolasyonuyla alakalı. İsterseniz ben bir YouTube'dan kendi videomu açayım. Mikrofonu kaskımın içine koyayım. Xiaomi'de denemeyelim bunu. MT'de deneyelim. Biraz daha ses izolasyonu daha az bir kaskla deneyelim. Şu an dışarısı yeterince gürültülü. Kaskın içinden bakalım ne kadar iyi, net bir ses alıyorsunuz. Onu da test etmiş olalım video içerisinde. Sonraki sürüşlerde de devam etmeyi planlıyorum. Bakalım bugünümü vloglamaya. Siz sesi muhtemelen aldınız. Bir de kaskın camını, vizörünü açayım. Bir de öyle alalım ses. Direkt tamam. Ses konusunda genel itibariyle zaten başarılı. Ben sana geri vereyim kaskını. Genel itibariyle ses olarak da genel bir bakış yaparsak başarılı. Ben bunu evde test ettim. Müzik açtım, vizörümü kapattım. Dışarıdan normal böyle mikrofonsuz falan ses kaydını aldım. İsterseniz öyle de yapayım, videonun içerisine koyayım. Siz onu da izleyin. Kane 6100'ün ses testini yapacağız. Daha az ses izolasyonu olan bir kasla göstereceğim ses seviyesini. Sonrasında da Xiaomi'de göstereceğim. İkisinde de müzik açacağız ve size seslerini dinleteceğiz. Yani dışarıya ne kadar ses veriyor. Yani içerideki sesi bir de düşünün sonrasında. Aç bakalım bir. Şimdi ses testini Xiaomi'de de yapıyoruz. Bilerek ben telefonumdaki bütün bağlantıları kopardım. Zannetmeyin ki sesimi bilim intercomundan alıyorsunuz. Direkt bu telefona, başka bir telefona bağladık. Oradan alıyoruz bütün sesi. Genel ses kullanımı olarak başarılı. Bağlantı yapmakta sadece bir zorlanma yaşıyormuş herkes.
genel bağlantı adımlarını takip ettiğiniz zaman, zaten bir kere öğrendiğiniz zaman tıkır tıkır diğerlerini aynı şekilde halledebiliyorsunuz. Bir de sıvı geçirmezliğinden de bahsedeyim. Çünkü kaskın dışında bir intercom olduğu için de su geçirmezliği de gayet güzel. Ben çünkü yaz kış kullanıyorum, yağmurda da kullanıyorum. Sıvı konusunda hiçbir problem yaşamazsınız. Ama şuna da dikkat edin. Şimdi bu kasklara kablolar çok gergin bağlandığı zaman, yani buradan böyle gerdiğiniz zaman buralarda bağlantı içerisinde bir kopma yaşayabilirsiniz. Çünkü ince kablolar bunlar. Bunları bağlarken dikkat edin. Çünkü böyle gergin böyle kablolar görüyorum. Ya da intercom'u çok aşağıya takıp şuralara takıp böyle kabloyu iyice gerdiğiniz zaman da orada bir hata yaşayabilirsiniz. Bir de yedek parçası falan var. Mikrofon bozulduğu zaman çok cüzi bir rakama mikrofonuna da sahip olabiliyorsunuz. Bir de en güzeli ve en özeli ve en sona sakladım. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Kane 6100 sahibi olmak istiyorsanız Kane Elektronik sitesine giriyorsunuz. Rhino10 indirim kodunu kullanarak Kane Elektronik'ten telefon tutucu, intercom, sis farı, yani motorunuzun için ihtiyacınız olan ne varsa Rhino10 koduyla indirimli bir şekilde de sahip olabiliyorsunuz. Kane 6100 ile ilgili ya da genel videolarla ilgili fikirlerinizi benimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Seve seve cevaplarım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.